Esselamu aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah gerçekleştirmekte olduğumuz il ve ilçe başkanları ve aynı zamanda da il SKM başkanları toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Milletimizin, İslam aleminin 7 milyar insanın kurtuluşuna vesile kılsın. Ve inşallah programımızın sloganında da olduğu gibi yeniden Refah Partimizin iktidara yürüyüşüne inşallah vesile olsun bu toplantımız. Tabii ki bu muazzam manzarayı gördüğümüz zaman duygulanıyoruz, heyecanlanıyoruz ve diyoruz ki işte Ankara, işte yeniden Refah, işte milli görüş, elhamdülillah. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Gerçekten de milli görüş davasının bereketini en açık bir şekilde bugünkü salonda da bu manzarayla bir kez daha görüyoruz. Merhum liderimiz Allah gani gani rahmet etsin. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Erbakan hocamızın bereketinin halen daha nasıl devam ettiğini Anadolu'da da gördüğümüz gibi bugün bu salonda da en mükemmel bir şekilde görüyoruz ve bundan dolayı da Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. En zor zamanlarda bütün imkansızlıklara rağmen bu çalışmayı en mükemmel bir şekilde kahramanca yürüten çok değerli ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, hanım il başkanlarımız, hepiniz buradasınız. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Cenab-ı Allah çok daha büyük başarılara, çok daha büyük zaferlere hep birlikte imza atmayı nasip eylesin. Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere hep birlikte birer birer ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli başkanlarımız, gerçekten de hava şartlarının çok ağır olduğu bir güne bu toplantımız denk geldi. Ve birkaç günden beri bizler de aslında endişe ediyorduk. Acaba başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelebilecekler mi? Burada salonda nasıl bir atmosfer olacak? Bu kar şartlarında, bu hava şartlarında ama gerçekten de bütün bu şartlara rağmen içinizdeki aşk, içinizdeki heyecan, İçinizdeki iman sizleri buraya kadar taşıdı. İnşallah hep birlikte bu aşk, bu heyecan, bu iman hep birlikte bizleri iktidara, Türkiye'yi ve bütün mazlumları kurtuluşa taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Çok değerli genel merkez heyetimize de, değerli genel başkan vekilimiz ve genel başkan yardımcılarımıza da, değerli basın mensuplarına ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan bizleri canlı olarak izleyen tüm milletimize de en içten selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Ve yine salonun önemli bir kısmını dolduran değerli hanım kardeşlerimize, hanım milli görüşçülere de ayrıca teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. 4,5 sene önce kurmuş olduğumuz yeniden Refah Partimiz bugüne kadar doğruya doğru, yanlışa da yanlış diyen siyasetiyle çok ciddi bir mesafe aldı. Kınayıcının kınamasından korkmadan, çekinmeden, yanlışın karşısında duran, bedel ödemek pahasına da olsa yanlışın karşısında duran ve hakkın yanında, hayrın yanında, doğrunun yanında
yer alan bir siyaset anlayışını benimsedi. Bu anlayış elbette ki bizlere milli görüşün bir mirasıdır. Merhum liderimiz Erbakan hocamızın bir mirasıdır. Tabii bunun yanında sadece oturduğu yerden yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir siyaset anlayışı değil, daha henüz seçimlere dahi girmemiş yepyeni bir siyasi parti olmasına rağmen bu yanlışların nasıl çözüleceğine ilişkin projelerini ortaya koyan, kitaplarını, kaynak paketlerini, çözüm önerilerini ortaya koyan bir parti olarak sadece teşhis yapan değil, tedaviye de ortaya koyan, tedaviyle ilgili de fikirlerini beyan eden bir parti halindeyiz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ve bütün bunlarla birlikte farkını ortaya koyan bir parti oldu yeniden Refah Partisi geçen bu 4 sene içerisinde. Diğerlerinden farkını nedir o? İşte küresel güçlerin pandemi sürecinde yürüttükleri oyunlara karşı duran, göğüs geren, mücadele eden tek siyasi parti yeniden Refah Partisi oldu. Bununla birlikte yine küresel güçlerin bir planı, bir oyunu olan iklim değişikliği adı altında bir takım art niyetli maksatlarını, planlarını hayata geçirmelerine karşı milletimizi, insanlığı uyaran bir konumda oldu yeniden Refah Partisi. Diğerlerinin hiçbirinde görmediğimiz bir özellik olarak ve yine küresel güçlerin, dış güçlerin nakitsiz toplum adı altında tek tuşla, tek merkezden bütün insanlığı kontrol etme planlarını ifşa eden ve bunun aslında ne manaya geldiğini ifade ederek buna karşı mücadele eden tek siyasi parti yeniden Refah Partisi oldu. Yine dış güçlerin laboratuvarlarında hazırlanmış olan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı mücadele eden ve bu sözleşmeden Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin en azından imzasını geri çekmesine vesile olan yeniden Refah Partimiz oldu. 6284 sayılı kanun, erken yaşta evlilik mağdurları ve süresiz nafaka mağdurları gibi mağdurların aile felaketlerinin önlenmesi için bu garabet düzenlemelerin, bu garabet kanunların ortadan kaldırılması ve toplumun sigortası olan ailenin korunması için de yeniden Refah Partimiz tek başına en etkili bir mücadeleyi yaptı. Ve yine Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılması için kurulduğu günden itibaren yeniden Refah Partisi en yüksek sesle en etkili bir mücadeleyi ortaya koydu. Bütün bunlar milletimizin gönlünde taht kurmamıza vesile olan gelişmelerdir. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Doğruya doğru diyen, yanlışa yanlış diyen, yanlışı kim yaparsa yapsın karşısında duran dirayetli bir duruş. Bütün çözümlerini, projelerini bilimsel olarak, teknik olarak kitaplarla ortaya koyan, daha iktidara gelmeden, daha seçimlere dahi girmeden bunları ortaya koyan bir duruş ve dış güçlerin, dünya siyonizminin planlarına ve projelerine karşı ferasetli bir duruş, dirayetli bir duruş ve bütün bunlarda bir de geçmişten gelen milli görüş mirası, Erbakan hocamızın manevi mirası da eklendiğinde milletimizin büyük teveccühüne mazhar olduk elhamdülillah. Yargıtay'ın açıkladığı rakamlara göre biliyorsunuz son 7 ay içerisinde oransal olarak en hızlı büyüyen parti yeniden Refah Partisi oldu. Ve her zaman söylediğimiz gibi havası ve parası çok olan pek çok siyasi partiyi geride bıraktık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geldik elhamdülillah. Pek çok havası ve parası çok olan partilerin bütün Türkiye'de kaydettikleri üyeyi biz sadece Adana ilimizde kaydediyoruz. Bazılarının bütün Türkiye'de kaydettiği üye kadar üyeyi İstanbul'un yarısında, bir yakasında kaydediyoruz. Onların yaptıkları büyük kongrelerin 20 misli, 30 misli insanın katılımıyla büyük kongreler yapıyoruz. Ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Aralık ayında
genel merkezimizin Türkiye genelinde 1600 denekle yaptırdığı ankette de yeniden Refah Partimizin oy oranı %8'in üzerinde çıktı. Bu da baraj problemi olmadığını gösteren bir gerçek. Samsun'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın miting yaptığı alanda katılımcılara sorulan sorular, oradaki alanda mitinge gelenlerin %16'sının yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu anketler, bu gerçekler bizim bir baraj problemimiz olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ama bu bize yeterli değil. İnşallah bu %8'i, 9'u 18'e, 19'a, 20'nin de üzerine taşımak için canla başla gayret edeceğiz. Seçimlere kadar koşmaya devam edeceğiz. Bütün bunlar Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan hocamızın meşhur sözlerini aklımıza getiriyor. İnanç tekeden süt çıkarır diyordu. İman varsa imkan da vardır diyordu. Gerçekten de şu yaşadığımız 4 senelik olaylar ve geldiğimiz nokta bu sözlerin ne kadar haklı ne kadar yerinde olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bugüne kadarki süreç gerçekten de zorlu bir süreç olarak geçti. Rakiplerimiz sınırsız medya imkanlarıyla, hazine yardımlarıyla, devletin iktidarın gücüyle paraları su gibi harcadıkları bir çalışma dönemiyle karşımızda her türlü imkanla mücadele ettiler. Biz de bütün bu imkanlara karşı son derece dar imkanlarla, kısıtlı imkanlarla mücadele ettik. Ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun onların hepsinin önüne geçtik. Onlarda hava çoktu, para çoktu ama bir şey yoktu. Onlarda milli görüş ruhu yoktu, milli görüş ruhu. Onlarda merhum Erbakan hocamızın heyecan, heyecan, heyecan diye ifade ettiği o aşk ve heyecan yoktu, o ruh yoktu, milli görüş mayası yoktu ve işte sonuç ortada. Milli görüşe sarıldığınız zaman ne kadar maddi şartlar aleyhinizde gözükse de, ne kadar zorluklar yaşansa da sonuçta zafer sizin oluyor, muvaffakiyet sizin oluyor elhamdülillah. Bugün gelinen noktada yeniden Refah Partisi kendisini görmezden gelmek için ellerinden geleni yapanların dahi görmezden gelemeyecekleri bir noktaya taşınmış durumdadır. Diğer siyasi partilerin anketlerinde de siyaseti yakın takip edenlerin, uzmanların, yorumcuların ifadelerinde de bu gerçek açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yeniden Refah Partimiz bugün Türk siyasetinin en güçlü siyasi aktörlerinden bir tanesi haline gelmiştir. Yeni kurulmasına rağmen ve bu imkansızlıklara rağmen. Allah razı olsun. İnşallah her zaman söylediğimiz gibi asıl büyük şahlanışımızı, asıl büyük sürprizimizi şimdi 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde gerçekleştireceğiz. Ve 14 Mayıs'ta milletimizin görüşü, milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak Allah'ın izniyle. Halkımızla buluşma programları bunun açık göstergesidir. Bugünkü bu salondaki bu muazzam manzara bunun apaçık bir göstergesidir. Ve inşallah bunlar 14 Mayıs'taki büyük zaferle taşlanacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Şu salonu gördüğümüz zaman güvenimiz, heyecanımız, aşkımız tazelendi. Motive olduk. Allah sizlerden razı olsun. Havası ve parası çok olanlar, iktidar gücüne sahip olanlar, illerine, ilçelerine para gönderenler, cep harçlığı verenler, yol harcırağını verenler, her türlü imkanı sağlayanlar bugün bu canlılığı gösterememektedirler.
Ama yeniden Refah Partimiz o milli görüşün vermiş olduğu bereketle Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu Türkiye'nin dört bir yanı karlar altında olmasına rağmen bugün bu salonda bu muazzam manzarayı ortaya koydu. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Aynen büyük kongremizde de ifade ettiğimiz gibi boyaları dökülmüş, metalleri yorulmuş, mevcut iktidarın emeklilik zamanı gelmiş ve çatmıştır. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, artık su görünmüş, teyemmüm bozulmuştur. Birbirine benzemezlerin bir araya gelmeye çalıştıkları, her gün birbirleriyle kavga ettikleri bu altılı masa denen masa başındakilerin de milletimize bir şey verebilmesi mümkün değildir. Artık ehvenişerlere mahkum değiliz. Artık yeniden refah var, artık hayrın kendisi var, artık umut var elhamdülillah. Çok değerli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, seçim karargah merkezi başkanlarımız, hepinizin siyasi gündemle ilgili gördüğünüz gibi, takdir ettiğiniz gibi tam bir seneden beri toplantı üstüne toplantı yapan, altın günlerini düzenli bir şekilde devam ettiren masa başındakiler. En sonunda 30 Ocak tarihinde bir ortak mutabakat metnini kamuoyuyla paylaştılar. 240'a yakın sayfadan ve 2000'den fazla maddeden oluşan bu ortak mutabakat metnine baktığınızda milletimizin, ülkemizin gerçeklerinden ne kadar kopuk olduklarını, bambaşka gündemlerle meşgul olduklarını açık bir şekilde görüyoruz. Ortaya koydukları mutabakat metni askeri vesayeti yeniden geri getirmeyi vaat etmektedir. Eski Türkiye'nin kısır çekişmelerini, çift başlı yönetim anlayışını yeniden getirmeyi vaat etmektedir. Ve Türkiye'yi yeniden 28 Şubat'ın karanlık günlerine götürmeyi vaat etmektedir. Bunu madde madde de açıklamak mümkün. Ancak askeri vesayetle ilgili işte diyorlar ki efendim, Genelkurmay ve kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Yeniden üniformalı vesayet dönemine Türkiye'yi götürmekten başka ne işe yarayacak? İnanç özgürlüğü kelimesi geçiyor diye iktidarın teklifine, anayasa değişikliği teklifine laikliğe aykırı dediğiniz zaman bu 28 Şubat kalıntısından, 28 Şubat zihniyetinden başka neyi gösterir? Bir cumhurbaşkanı, bir başbakan getireceğim diyorlar. Eski Türkiye'deki çift başlı yönetimin, kargaşanın, kaosun yeniden gelmesinden başka ne anlam ifade eder? Dolayısıyla eski Türkiye'ye götürmek, kısır çekişmelere, çift başlı yönetim anlayışına yeniden götürmek, askeri vesayeti yeniden getirmek, 28 Şubat'ın karanlıklarına Türkiye'yi yeniden götürmek. Yayınladıkları mutabakat incelendiğinde bu başlıklar görülüyor. Ekonomiyle ilgili vaat yok mu? Evet var ama cekcaklardan ibaret. Ekonomiyle ilgili diyor ki efendim enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye kalıcı bir biçimde düşüreceğim. 5 yılın sonunda dolar cinsinden milli gelirimizi en az 2 katına çıkartacağım ve aşırı yoksulluğu sıfırlayacağım. Mutabakat metninde geçen bunlar. Evet kulağa çok hoş geliyor. Bunları söylüyorsunuz da asıl eksik olan şu. Bu söylediğiniz noktaya nasıl ulaşacaksınız? Hangi tedbirle, hangi kaynakla, hangi projeyle? Ortada bir şey yok. Sadece vaatler, sadece ümitler, sadece hayaller ve cekcak edebiyat. Milli geliri 2 katına fırlatacağım. Enflasyonu tek haneye düşüreceğim. Yoksulluğu ortadan kaldıracağım. Ne güzel. Bunu herkes söyler zaten. Ama dediğim gibi hangi projeyle, hangi sistemle, hangi adımları atarak, hangi tedbirleri alarak, hangi kaynakları ortaya koyarak, bunlardan metinde eser dahi yok. Bu metinde toplumun temel taşı ailemizi kökünden dinamitlemek isteyen o sinsi İstanbul Sözleşmesi'nin ruhu var.
metin boyunca Avrupa Birliği sözleşmelerine ya da uluslararası sözleşmelere kayıtsız şartsız bağlı kalacağız diye defalarca vurguluyor. Metinde İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi kavramlar özellikle doğrudan doğruya kullanılmamış olsa da Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olmamız ve anayasamızın gereği olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve konseyin diğer hukuki belgelerine tam uyum sağlayacağız maddesi İstanbul Sözleşmesi'ni de geri getireceğiz anlamını taşıyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bir Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Zaten bu son metinde isim olarak anmasalar da söylemeseler de bu kavramları kullanmasalar da gerek İYİ Parti'nin gerek CHP'nin bizzat genel başkanları ağzından defalarca masa ittifakının mecliste çoğunluğu elde etmesi halinde İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Neden bu metne isim olarak bunu koymamışlar da etrafından dolaşmışlar? Çünkü masadaki bir tane parti tabanına bunu izah edemiyor. Oradaki milli görüşçü seçmenler, taban yeniden Refah Partisi'ni dinliyor, hak veriyor. Bizim İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu yerde ne işimiz var diyor. Öyleyse o seçmenin sesini kesebilmek için etrafından dolaşmışlar. Halbuki söyledikleri aynı şeydir. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerisini elimize fırsat geçtiğinde nasıl olsa hallederiz mantığıyla yazmışlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu kadar teslimiyet içeren bir yapının bu millete bir hayır getirmesi mümkün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğin mahkemenin içtihatlarını size söyleyeyim. Refah Partisi'nin kapatılmasını hukuka uygun bulmak. Türkiye'deki 28 Şubat dönemindeki başörtüsü yasaklarını hukuka uygun bulmak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadı dediğim bunlar. En son İngiltere'de bir nikah memuru, çok affedersiniz bir eşcinsel çift geliyor bizim nikahımızı kıyacaksın diye. Bu nikah memuru ben Hristiyanım, benim inancıma aykırı ben bu nikahı kıyamam diyor. Belediye kendisini işten atıyor. Ve bu nikah memuru bu haksızlık karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dosyayı görüşüyor ve nikah memurunu haksız buluyor. Senin bu eşcinsel nikahı kıyman lazımdı, hata etmişsin diye işinden olan nikah memurunu haksız buluyor. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğiniz bu. Buna teslim olacağım, bunun içtihatlarını uygulayacağım. Altılı masa dediğinizde işte bu. Yine bu ortak mutabakat metninde Avrupa Birliği'ne tam üyelik ana hedefimizdir diyor. Ya 50 seneden beri Allah gani gani rahmet etsin Erbakan hocamızın ifadesiyle kapıya bağlamışlar sizi, 50 seneden beri oyalıyorlar. Kendi istediklerini yaptırıyorlar. Ev ödevlerini yaptırıyorlar. İçeriye de sokmuyorlar. Halen daha akıllanmamış, halen daha Avrupa Birliği'ne tam üyelik bizim hedefimizdir, ana hedefimizdir. Ya bu Avrupa'nın ne olduğunu adamlar kendileri yaptıklarıyla açık bir şekilde her fırsatta ortaya koyuyor. İşte daha geçtiğimiz günlerde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlıklar, saldırılar, Kur'an-ı Kerim'i yakmalar, Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtmalar, bunlara oradaki devletin resmi olarak izin vermesi, polisle koruması, efendim bunlar düşünce özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür demesi, bütün bunlardan da mı bir ders almıyorsunuz Allah aşkına? Hayır. Bütün derdimiz, ana hedefimiz Avrupa Birliği'ne girmek. Sonra da kalkıp iktidarı dış politikayla ilgili eleştiriyorsunuz. Mevcut iktidar da zaten sizin bu söylediğinizi yaptı. Milli görüş gömleğini çıkardıktan sonra 2002'de iktidar olur olmaz soluğu Avrupa'da aldı. Bizim Avrupa Birliği'nden başka bir hedefimiz yok. Ana hedefimizdir dedi. Avrupa'ya hatta serzenişte bulundu. Ne istediniz de bugüne kadar yapmadık dedi. Öyleyse birbirinizden bir farkınız yok. Dış politikada aynen mevcut iktidarda olduğu gibi sizin de ne D8 diye bir derdiniz var, ne D60 diye bir derdiniz var, ne yeniden büyük Türkiye derdiniz var, ne adil bir dünya kurma derdiniz var. Varsa yoksa Avrupa Birliği'ne teslim olacağım. Yine bu ortak politikalar metninde hiç İslam'dan,
inancımızdan, ahlak ve maneviyattan bahsedildiğini gördünüz mü kardeşim? Göremezsiniz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesil yetiştirme diye bir dertleri var mı? Bugünkü gençlerimizin en çok ihtiyacı olan konu, toplumun en çok sıkıntı yaşadığı konu. Böyle bir şey yok. Önce ahlak ve maneviyat ruhundan en ufak bir yansıma var mı bu mutabakat metninde? Elbette ki yok. Neden yok? Olamaz. Çünkü orada milli görüş yok da onun için. Milli görüş bu salonda. Milli görüş yeniden refahta. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu iktidara meydan okudu geçen ay. Gelin bu başörtüsüyle ilgili düzenlemeyi geçirelim. Başörtüsü özgürlüğünü yasal bir teminat altına alalım. Biz daha o zaman işin en başında bir samimiyet sınavından geçiyorlar. CHP'nin bu samimiyet sınavından geçebileceğini zannetmiyoruz demiştik. Ve nitekim dediğimiz gibi de oldu. İktidar yasal değil anayasal bir düzenleme yapalım, onu tam garanti altına alalım dedi. Bizim söylediğimiz de buydu, bizim söylediğimiz noktaya geldi. Hadi bakalım mecliste grubu olan partiler hep birlikte bu anayasal düzenlemeyi yapalım, başörtüsüne anayasada teminat getirelim dediği zaman iktidar tarafı masa başındakiler topu taca atmaya başladı. İktidar kanadına randevu vermediler. Ve sonunda da ağızlarındaki baklayı çıkardılar. Dediler ki iktidarın yaptığı bu düzenlemeyi, bu maddeyi içindeki ifadeler dolayısıyla kabul edemiyoruz. Neymiş içindeki ifadeler? Metnin içerisinde dini inanç kavramı geçiyor. Anayasada yer alacak bir ifadenin içerisinde dini inanç kavramı geçerse bu laikliğe aykırı olurmuş. O nedenle bu düzenlemeye bir laiklik ayarı yapılması gerekiyor. Size şu cümleler neyi hatırlattı? Doğrudan doğruya 28 Şubat günlerini hatırlattı. Ya İslam demiyor. Sadece dini inanç demiş. Ne diyecek peki yani dini inancına göre giyinmesini tanımlamak için başka neyi kullanacak? Bunu kullanmayacak da ne yapar? Hayır. Dini inanç kavramı laikliğe aykırıdır. Öyleyse bunu yeniden düzenlememiz lazım. İşte ben en başında ne demiştim? Türkiye'yi 28 Şubat karanlığına götürme metni demiştim. En önemli örneklerinden bir tanesi maalesef bu. 25 senede en ufak bir yol almamışlar. Başta CHP o 70 senelik genetik özelliklerinden hiçbir şey kaybetmemiş. Ne kadar makyaj yapsa da, ne kadar kıyafetini değiştirse de o genetik özellikleri her fırsatta tezahür ediyor. İşte bu olay da bunun açık bir göstergesi. Yine masa başındakilerin hazırladığı bu metin İsrail teröründen en ufak bir bahsediyor mu? Hayır. Sözde müttefikimiz Amerika'nın başımıza ördüğü çoraplardan yanı başımızda Suriye sınırımızda bir terör ordusu ihdas etmesinden en ufak bir şekilde bahsediyor mu? Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünden, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılardan en ufak bir şekilde bahsediyor mu? Hayır, hiçbir şekilde bahsetmiyor. Tam tersine, bunların hiçbirinden ders almamışçasına, Avrupa Birliği'ne tam uyumdan, Batı'yla tam entegrasyondan başka bir şey söylemiyor. Sadece bu kadar olsun. İşte bu metnin açıklanmasından hemen sonra, bir masadaki partilerden bir tanesinin genel başkanı çıktığı televizyon programında aynen şu cümleleri sarf ediyor. Biraz önce Sinevizyon'da da gördük. Avrupa yaptıklarımızı görecek, aferin Türkiye diyecek diyor. Bu cümle masa başındakilerin zihniyetini ortaya koyması bakımından son derece önemli, son derece manidar bir cümledir. Avrupa'nın bize aferin demesi için can atan bir anlayış, bir yapı. Siz bir de gelin Milli Görüş'e Erbakan hocamıza bakın. Ne diyordu Erbakan hocamız? Kimmiş bu Avrupa? Kim oluyormuş da bizi bir şeye layık görecekmiş?
Biz onları bir şeye layık görürüz veya görmeyiz. Erbakan, Hüseyin, Erbakan, Hüseyin, Erbakan, Hüseyin, Erbakan, Hüseyin, Erbakan, Hüseyin. Biz onları bir şeye layık görürüz veya görmeyiz. Onlar bizi değil diyor. Allah gani gani rahmet etsin. Şimdi şu milli görüş ruhuna bir bakın. Bir de şunların gelmiş olduğu noktaya bakın, şunların zihniyetine bak. Aynı örneği gene aynı zatla ilgili olarak başka bir açıklamasında da vermiştik, benzer bir örnek. Diyordu ki bu zat vaktiyle Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar kredimizde hazır olacak diye kendince müjde vermeye kalkıyor. Peki milli görüş Erbakan hocamız ne diyordu? Ben bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerikan bütçesine değişmem diyordu. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli başkanlarım, gördüğünüz gibi büyük resme baktığınız zaman başından beri ifade ettiğimiz yeniden Refah Partisi olarak ortaya koyduğumuz gerçek ortaya çıkıyor. Ne masa başındakilerden, ne kasa başındakilerden millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Bugün kasa başındakilerin icraatlarına çok fazla ağırlık vermedim. Ama ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, ahlaki ve manevi alanda, kasa başındakilerin mevcut iktidarında Türkiye'yi ne noktaya getirdiğini zaten aylardan beri açık bir şekilde örnekleriyle anlatıyor. Dolayısıyla aziz milletimizin kurtuluşu ve refahı için tek yol, tek çıkar yol, 50 yıllık tecrübesiyle, kapı gibi iş bitirme belgeleriyle milli görüştür, yeniden Refah Partisi. Milletimiz masayla kasa arasındaki bu kayıkçı kavgalarından artık bıkmış ve usanmıştır. Milletimiz kurtuluş arıyor. Çok önemli bir kısmı bu kurtuluşun milli görüş olduğunu biliyor. Bir kısmına da öğretilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamız Refah Partisi yıllarında çok iyi hatırlıyorum derdi ki ya bak sen bir şey tarif ediyorsun, bir şey istiyorsun ama bu istediğin şeyin adını bilmiyorsun. Senin istediğin şeyin adı milli görüştür diyordu. Gerçekten de Anadolu'yu gezdiğimiz zaman milletin talepleri, milletin sıkıntıları, milletin beklentilerini duyduğunuz zaman aslında milli görüşü tarif ediyor. Ama bunun adını koyması ve bu milli görüşün yeniden refahta olduğunu bilmesi, yeniden refaha gelmesi lazım. Büyük ölçüde insanlarımız bu noktaya gelmiş ama bir kısmına da sadece o aradığı şeyin milli görüş olduğunu ve milli görüşünde sadece ve sadece yeniden Refah Partisi'nde olduğunu anlatmak ve aktarmak gerekiyor. İnşallah seçime kadar canla başla, uyumadan, dinlenmeden, bugüne kadar olduğu gibi, hatta bugüne kadar olduğundan daha da büyük gayretle bu çalışmaları gerçekleştirip inşallah bu aziz milletin kurtuluşuna vesile olacağız. Yeniden Refah Partimiz, biraz evvel de en başında söyledim, sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan siyasi anlayışın temsilcisi, yani milli görüşün temsilcisi. Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamız sadece teşhis yetmez, tedaviyi ortaya koymanız gerekir derdi. Yeniden Refah Partisi de bu anlayışla siyasetini yaptı ve bakınız Türk siyasetinde bir ilk olarak bir yılda 150 milyar dolar kaynak nasıl bulunacak? Bunu Milli Kaynak Paketleri kitabıyla ortaya koydu. Bu yetmedi. Daha geçtiğimiz ay ilk 100 gün icraatları kitabımız ortaya konuldu. Her bir bakanlıkta ilk 100 günde yeniden Refah Partisi hangi icraatları yapacak? Bunları ortaya koyan bir kitap. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı ortaya koyduk. Üretime yönelik, ihracata yönelik, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik projeler. Biz Türkiye'yi biliyoruz kitabımızı ortaya koyduk. Ülkemizin sorunları ve çözüm önerilerimiz kitabımızı ortaya koyduk. Bütün bunlar
bir noktaya işi getiriyor. Ne diyoruz? Diyoruz ki yaptık, yine yaparız diyoruz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Biz geçmişte 50 senelik tarihimizde bu söylediklerimizi yaptık. Yüzlerce projeyi de yaptık. Kaynak paketleri kitabında hayata geçirdik. Denk bütçeyi de yaptık. Millete en yüksek payı da verdik. İsrafı da önledik. Zarar eden kamu kurumlarını kâra da geçirdik. Bunların hepsinin örnekleriyle dolu. Onun için yeniden Refah Partisi'nin ki diğerleri gibi cekcak edebiyatı değil. Biz bunları zaten yaptık, yine yaparız diyoruz. İnşallah hep birlikte yeniden yapmakta nasip olacaktır Allah'ın izniyle. Yeniden Refah Partisi iktidarında bir defa hakkı değil kuvveti üstün tutan, Şangay örgütü gibi, Avrupa Birliği, G20, Amerika gibi yapıların peşinden koşmak yerine biz inşallah D8 organizasyonunu canlandıracağız. Kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde çalıştıracağız. İkinci aşamasında 57 Müslüman ülkenin bir araya toplanmasıyla oluşacak olan D60'ı hayata geçireceğiz. Bu 57 Müslüman ülkenin sahip oldukları zenginlikleri ve potansiyeli zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak, yaptırım silahı olarak inşallah kullanacağız. Ve tabii ki bu güç elde edildiği zaman arkasından bütün ezenlerle de beraber bir masaya oturulacak. D160 olarak bütün ezilenler ve inşallah adil bir dünyanın temelleri atılacak. Tabii ki ekonomi alanında da yapılacaklar çok önemli. Çünkü bunların yapılabilmesi öncelikle Türkiye'nin dışa bağımlı olmayan ekonomik, teknolojik, siyasi açıdan güçlü bir ülke, yeniden büyük Türkiye haline gelmesiyle mümkün. Bunun için de ekonomi alanında gerekli adımlar atılacak. Nasıl atacaksınız? İşte 150 milyar dolarlık kaynak paketleri kitabımız ortada. 2.8 trilyon lira, 3 trilyon liraya yakın bir para yapar bu. 2023 yılında bütçeden faize ödenecek 565 milyar lira. Bu sene bütçeden faize 565 milyar lira ödenecek. Bu da inşallah denk bütçe ve havuz sistemiyle kurtarılacak. Köprü, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi gibi projelere bu sene bütçeden ödenecek 100 milyar lira garanti ödemeleri. Bu projeler ülkenin, milletin lehine olacak bir şekilde yeniden düzenlenecek. Dulun, yetimin 85 milyonun bir kuruşu haksız yere imtiyazlara aktarılmayacak ve böylece buradan da milyarlarca dolar tasarruf yapılacak. Kur korumalı mevduat uygulamasına son verilecek. 150 milyar lira, 200 milyar liraya yakın hatta bu sene kur korumalı mevduat dolayısıyla mevduat sahiplerine ödeme yapılacak. Bundan da kurtulacağız. Yıllık 50 milyar liralık israfı da, kamudaki israfı da ortadan kaldıracağız. Bunu da tasarruf edeceğiz. Sayıştay'ı tekrardan çalışır hale getirerek, makam aracı saltanatına, makam uçağı saltanatına son vererek, makam odası saltanatına son vererek, 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş alan bürokrat saltanatına son vererek ve bütün kamu kurumlarında, belediyeler de dahil, denk bütçe zorunluluğunu getirerek bu israfın da ortadan kaldırılması ve bütün bu kalemler toplandığında yaklaşık 200 milyar dolar, yani yaklaşık 4 trilyon liralık bir kaynak elde edilmiş olacak. Ne yapacaksınız bu kaynağı? Bu kaynağı önce imtiyazlılar anlayışıyla değil, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla bu aziz millete aktaracağız Allah'ın izniyle. Dar gelirli milyonların alım gücü, refah seviyesi arttırılacak. Geçim derdinden kurtarılacak. İşçi, memur, emekli. Bunlar insanca yaşayacakları bir gelir seviyesine ulaştırılacak. Çiftçi, köylü, küçük esnaf aynı şekilde. Haksız vergiler ortadan kaldırılacak. Çiftçiye, esnafa,
köylüye, KOBİ'lere faizsiz kredilerle devlet her türlü desteği, teşviği sağlayacak. Zenginden daha az, fakirden daha çok vergi alan mevcut adaletsiz vergi sistemi ıslah edilecek. Bütün bunlar bu söylediğimiz 200 milyar dolarlık kaynakla inşallah yapılacak. Yıllık 200 milyar dolar. Bu da yetmez. 81 ilimize yüzlerce refah projesiyle. Aynen merhum Erbakan hocamızın 76-77'deki ağır sanayi hamlesinde olduğu gibi. 10 milyon işsize, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsize iş imkanı, istihdam imkanı sağlanacak. Aynı zamanda bu üreten, ihraç eden Türkiye'nin hayata geçirilmesi demek, dış ticaret açığımızın ortadan kaldırılması demek ve milli gelirimizin güçlü bir şekilde, sağlıklı bir şekilde arttırılması, ülkenin topyekün zenginleşmesi demek. Üretmek, ihraç etmek, hele hele özellikle katma değerli üretim ve katma değerli ihracatı gerçekleştirmek. Bütün bunlarla beraber tabii ki manevi kalkınma da çok önemli. Biz bir defa iktidara gelir gelmez toplumun kanayan yarası olan süresiz nafaka düzenlemesini ortadan kaldıracağız. Bunu akla, mantığa, vicdana uygun bir şekilde nafaka ödeme sistemini yenileyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin uygulaması demek olan, yuvaları yıkan, milyonlarca çocuğu babasız bırakan 6284 sayılı kanunu İnşallah gelir gelmez ortadan kaldıracağız. Ve yine gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi LGBT derneklerini kapatmak olacak inşallah. Bu sapkınlığın, bu ahlaksızlığın normalleştirilmesine, propagandasının yapılmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Şu 70 sene komünizm altında ateist bir şekilde yetiştirilen Rusya'da bile bu noktada bir duyarlılık, bir hassasiyet var. Bu konunun propagandasının yapılması yasaklanmış. 1000 sene İslam'a bayraktarlık eden bu milletin yaşadığı şu Türkiye'de bu konuda bir hassasiyet yok. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. İnşallah bunları da kapatacağız. Tabii manevi kalkınmanın bir önemli boyutu eğitimin ıslah edilmesidir. Materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirilmesi. Dünyacı değil, ahiret öncelikli nesiller yetiştirilmesi. Nefse esaret yerine nefis terbiyesine esas alan nesillerin yetiştirilmesi. Böyle bir eğitim sistemi, böyle bir müfredat. Bununla beraber medyada, sosyal medyada gerçekleştirilen ahlaki erozyonların önüne geçilmesi. Siz ne kadar güzel eğitim verseniz, anne babası ne kadar sahip çıkmaya çalışsa da çocuk gün içinde saatlerce medyayla muhatap. Burada ahlaki erozyona yol açacak konuların, yayınların ortadan kaldırılması, tarihimize, değerlerimize, kültürümüze uygun bir medya yapısının ortaya konulması. Ve yine manevi kalkınmayla ilgili üçüncü yapılacak da aynen süresiz nafaka ve 6284 konusunda olduğu gibi yuva yıkan, batıdan ithal, Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Bunları kültürümüze, değerlerimize, inancımıza uygun yasalar ve düzenlemeler haline getireceğiz. Aileyi korumazsanız ahlakı ve maneviyatı koruyamazsınız. Bu noktada manevi kalkınmanın en önemli sacayağı aile müessesesinin korunmasıdır. Dolayısıyla bütün bu adımlarla milli görüşün maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle bu aziz milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracağız. Bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Son olarak tekrardan altını çiziyorum. Masa başındakilerinde, kasa başındakilerinde bu milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarabilmesi mümkün değil.
kasa başındakilerin 20 senedir yaptıkları uygulama ortadadır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bundan sonra ne yapacakları da ortadadır. Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Özellikle ekonomi alanında Türkiye'nin geldiği nokta ortadadır. Masa başındakiler, masa başındakilerin pek çoğu da geçmişte denenmiş, yetki sahibi olmuş. Bu yetki sahibi olduğunda, yetki sahibi olup denendiğinde millete ne vermiş, ne yapmış? Bunlara baktığınız zaman ne yaptıkları ortada. Vaat olarak işte ortak mutabakat metninde biraz önce özet olarak inceledik, ortaya koydukları ortada. Dolayısıyla masa başındakilerden de kasa başındakilerden de millete bir hayır gelmesi mümkün değil. Bu milleti, bu ülkeyi düze çıkartacak, kurtuluşa erdirecek, refaha erdirecek tek yol milli görüştür. Tek adres yeniden Refah Partisi. Bu vesileyle çok değerli ilçe başkanlarımıza, uzak yakın demeden, kar kış demeden koşup geldiniz. Ayrı ayrı hepinize teşekkürler ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Değerli il başkanlarımıza, il SKM başkanlarımıza, kıymetli hanım başkanlarımıza ayrı ayrı teker teker teşekkürler ediyorum. Değerli genel merkez heyetimize de, kıymetli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Haber sitesi Ecem Çetin. Öncelik olarak muhalefetten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesine ve yeniden seçilmesine ilişkin üçüncü kez aday olamayacağı ve yeniden seçilemeyeceğini söylüyor. Siz bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bir sorum daha olacak müsaadenizle. Bir gazeteci geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Taksim'de cami yaptınız, Ayasofya'yı açtınız, başörtüsü yasağını kaldırdınız, Erbakan Hoca'nın hayallerini gerçekleştirdiniz ama onun partisi sizin karşınızda yer alıyor sorusunu yöneltti. Sayın Cumhurbaşkanı ağlatma beni değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı'nın bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Tabii bu adaylık tartışması konusu çok uzadı. Herkesin bence kendi gücüne odaklanması, kendi çalışmasına odaklanması ve kim aday olursa olsun karşımızda, Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, biz bu seçime gireriz, bu seçimi kazanırız anlayışıyla çalışmasını sürdürmesi lazım. Bu konuya çok fazla takıldılar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına kim çıkarsa çıksın, Sayın Kılıçdaroğlu da olsa, bir başka aday da olsa, biz rahatlıkla Millet İttifakı olarak seçimi kazanıyoruz, sorunumuz yok diyorlardı. Ama şimdi nedense bozuk plak gibi başa sarıyorlar. Olsun mu, olmasın mı? Hukuken şöyledir, böyledir. Artık seçim takvimi de başladı. Ve bu noktada zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun da vereceği karar da herkes saygı duyması gerekecek, geçerli olacak. O kararı beklemek lazım. Bu tartışmayı çok fazla uzatmamak lazım. Tabii bizim diğer konuyla ilgili söylediklerimiz yıllardan beri hep ortada. Tabii ki Taksim'e cami yapılması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, başörtüsü yasağının ortadan kalkması, efendim başörtülü bakanlarımız, milletvekillerimizin olması, inanç özgürlüğü noktasında çok büyük gelişme sağlanması, bunlardan elbette ki memnun oluyoruz. Yapanları tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama milli görüş sadece bunlardan ibaret değil diye her zaman söylediğimiz bir söz var. Milli görüş, inanç özgürlüğünün yanında paylaşımda adalet demektir. Yargıda adalet demektir, yönetimde adalet demektir.
Ama maalesef mevcut iktidarın 20 senelik uygulamasında bu 3 noktada bir maalesef olumlu icraat, milli görüşe uygun bir icraat görmüyoruz. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, yargıda adalet, bunlar tesis edilmedikten sonra sadece başörtüsü, Kur'an kursu, İmam Hatip, Taksim'e cami yapmakla bizim işimiz bitmiyor. Bu noktadaki duruşumuzu gene aynı şekilde muhafaza ediyoruz.